Ne tarafı var? Bu resmen vahşet, resmen yani insanlık dışı. Bunun düşünecek bir şey tarafı yok ki. Bunu yakalayacaksın, büyük bir ceza vereceksin, bir de sınır dışı edeceksin. Hiç. Biz şu anda Türkiye işgal altında. Bu kadar yabancı Türkiye'de ne iş var? Başıboş doldurmuş her tarafta yabancı insanlar var. Biz bunlara karşıyız. Bunlara çok mağduruz. İnsanlar çok bunlardan zorluk çekiyor, mağduruk çekiyor. Devlet hiç önlem almıyor. Devlet önlem alsaydı bu kadar yabancı Türkiye'de olmazdı. Başıboş bu kadar insan olmazdı. Almıyor demek ki. Bu kadar 5-6 milyon insan var ya. Ne demek ya? Bir devlet kadar insan var yabancı. Hiç işe yaramayan insanlar. Böyle hani verimli bir insanlar turist olur, gider gelen onlardan biz karşı değiliz. Ha bunlar başıboş insanlar. Tecavüz yapıyor, hırsızlık yapıyor, fuhuş yapıyor. Efendime söyleyeyim. Her kötülüğü yapıyorlar bunlar. Çete kuruyorlar, kaçak işleri yapıyorlar. Beyefendi bunu tedirgin duymayan insan var mı? Benim kendi mahallemde olduğu zaman ben bunlardan şüpheleniyorum. Ben tedirgin oluyorum. Bu olacak şeydir. Bunlar devlet bunları acilen önlemini alması lazım. Yani dışarı çıktığım zaman inanın her yerde yabancı uyruklu insanlar. Yani korkuyorsunuz artık, bir can güvenliğiniz yok. Yani çok üzülüyorum. İnanın ben haberleri izlediğim zaman elim ayağım titriyor. Benim de bir 5 yaşında yeğenim var. Yani insan korkuyor tabii. Hani ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız yani. Yani bunların bir an önce ülkelerine gitmesi gerekiyor. Bu kadar çok yani yabancı uyruklu insanları, özellikle Suriyelileri, yani o kadar çok barındırdılar ki burada. Yani taştı artık yani. Ülke bitti diyebilirim yani. Yani biz artık bittik. Onların yeri oldu burası yani. Ama kontrolü zor yani. Artık yani çember, hani ne derler ya, ok yaydan fırladı. Yani nereye gitsek artık bilmiyorum yani. Ben şahsen korkuyorum yani. Maalesef bunu bize alıştırdılar, alıştırıyorlar. Ve bu bizim duyduklarımız sadece. Görmediklerimiz, duymadıklarımız var. Çevremizden görüyoruz, duyuyoruz ve bunu yayamıyoruz yani. Tepkisini veremiyoruz. Ancak böyle haberler duyduğumuz zaman tepkimizi veriyoruz. Yani elimizden bir şey gelmiyor. Hukuka güvenmemiz lazım. Varsa eğer. Elimizden başka bir şey gelmiyor yani. Ben yani erkek olduğum halde tedirgin oluyorum. Birisiyle kavga edeceğim diye tedirgin oluyorum. Çocuğum yok ama ablam var yani. Nişanlım var, ablam var. Onlar adına tedirginim yani. Kimlikle alakalı olan bir şey değil, insanla olan alakalı bir şey. O yüzden pek bunu, ya açıkçası güvenli değiliz yani açıkçası bu konuda. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Yani bu Türk de olabilir, Pakistanlı, Suriye, artık her neyse yani. İnsan yani sonuçta. O yüzden çok şey değiliz yani, güvende değiliz yani bu konuda. Kendimiz için değil yani. Arkamızdakiler için yani. Annelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz, ablalarımız. Onlar hakkında güvenli değiliz açıkçası yani. 5 yaşındaki çocuk ya. Bizim yani yavrumuz, kardeşimiz ya. Böyle şey olur mu ya? Yani ben böyle duydum, benim için gitti. Böyle bir haber duydum. Gazetede okudum, şaşırdım. Bilmiyorsun ki, bilemiyorsun ki yabancılar. Her türlü şey beklenir onlardan, yabancılar. Tanımıyorsun. Yani nasıl desem, şu anda söylediniz ya, ben tüylerim diken diken oldu. Yani öyle şeyler zaten, yani kim olursa yani duygusuz insan bile karşıdır yani, onu biliyorsunuz zaten. Mesela yani resmi olarak şey olursa o daha iyi olur. Böyle kaçak, sonra dediğin gibi kimliksiz falan şeyler, yani ben de karşıyım onlara yani. Yani bence bunun için bir önlem almaları lazım yani. Sadece Pakistanlılar değil, birçok ülkeden gelenler var. Devlet bence biraz daha yani o tür şeylere biraz daha dikkatli bakması lazım. Mesela gereken kişileri mesela dışarıya atması lazım yani. Kendi ülkelerine geri göndermesi lazım.